Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir beni tanıyın videosu çekeceğim. Sorularım şöyle. Hepsi böyle. Tam olarak 20 soru soracağım kendime. Ve bunları sizlerin karşısında cevaplayacağım. Video çekili çok az oldu. Ama beni tanımanızı istiyorum. Hadi hemen başlayalım. Şöyle kamerayı çevirip koyacağım hemen. Başlayacağız. Evet. Umarım görüyorsunuzdur beni. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. İlk kağıdımız bu. Birinci soru. Nerede yaşıyorsun? Ben nerede yaşıyorum? İzmir'de. İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşıyorum. Çiğli'de oturanlar varsa Çiğli'de oturanlar varsa bana bir şekilde buradan mesaj ya da klimayı düşürdüm. Bana buradan mesaj, yorum bırakın, bir yerde buluşalım, görüşelim, tanışalım. Yani çok da ünlü sayılan biri değilim. Yani çok da ünlü, hiç ünlü değilim hatta, hiç tanınmıyorum ama böyle bir şey olabilir diyebiliyorum şimdi. Daha sonra iki medeni haliniz. Bu çok saçma bir soru ama halinden anlaşıldığı gibi bekarım, yani şu bu yaşımda hiçbir şey olamaz. Dedim şu açacağım, biraz terledim içerisi. Bayağı sıcak oldu. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Birinin ismi mi sana verildi? Hayır, birinin ismi bana verilmedi. Yani kendi ismi. Kendi annemlerin, babamların seçtiği bir isim. Dört, saç ve göz rengi. Saç ve göz renginiz nedir? Saç ve göz rengi, saçım kahverengi, yani kumral, evet, kumral diyelim. Göz rengim de kahverengi, aynı şekilde görebilirsiniz. 5, okuyor musun? Tabii ki de okuyorum. 8. sınıfa gidiyorum. 6, fobilerin nelerdir? Fobilerim karanlık, yükseklik ve arılar. Kesinlikle arılar. Daha sonra kaç bu? Evet. Küçükken hep ne olmak isterdin? Küçükken ben hep doktor olmak istemezdim. Ne olmak istemezdin deseler doktor derdim. Ama ne olmak isterdim? Öğretmen olmak isterdim. Ama şu an istemiyorum. Çünkü atamalar çok zor. Artık bu zamanda öğretmen olmak gerçekten çok zor olduğu için ben artık aşçılık okumak istiyorum ve aşçı olmak istiyorum. Umarım bu yolda da başarılı olurum. 8. Sence en kötü makyaj hatası nedir? Bence en kötü makyaj hatası eyeliner sürerken eyeliner'ın ya şöyle taşması, ya kuyruğu yamuk yapmak falan, o tarz bir şey olabilir kesinlikle. 9. Kaç kardeşsiniz? Biz kaç kardeşiz? 2 kardeşiz. Abi, bir tane de benim ablam var. 10. Asla yapmam dediğim bir şey var mı? Asla yapmam dediğim bir şey. Düşünüyorum. Asla yapmam dediğim bir şey. Hiç aklımda şu an hiçbir şey yok. Yani asla yapmam dediğim bir şey sanırım yoktu. Yani yanlış hatırlamıyorsam yoktu öyle bir şey. İki kağıdımız da bitti. Üçüncü kağıdımıza geçelim. 11. Aklında kalan ve etkilendiğin bir film. Benim aklımda kalan ve çok çok etkilendiğim bir film Ağustos ayında vizyondaydı, çok geçti ama üstünden internete düştüğü için internetten seyredebilirsiniz. Galaksinin Koruyucuları diye bir film. Çok çok hoşuma gitmişti o. Yani ben öyle aksiyonlu filmleri de severim. O şekilde o aklımda çok fazla, böyle her ayrıntısına kadar kaldı aklımda artık böyle. Çok çok sevdiğim bir film oldu o da. 12. Sence sende eksik olan şey ne? Bende eksik olan şey renkli göz. Ciddiyim, renkli göz. Ben hayatımda hep renkli göz istedim. Hep. Ama bir renkli gözüm eksik. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. 13. Sana yapılmasından en nefret ettiğin şey. Bana yapılmasından en nefret ettiğim şey tabii ki de eşek şakası. Nefret ederim. Nefret. Yani hayatımın, yani bana biri öyle bir şey yapsa yemin ederim döverim. Yani öyle bir şey olabilir. Gerçekten döverim.
Yani kızarım, bağırırım. Sen cingar çıkartırım evde bana bir eşek şakası yaparsa. 14. Şu aralar yapmaktan keyif aldığın şey. Kesinlikle ama kesinlikle YouTube'la ilgilenmek. Gerçekten yeni kanal açtım yani bir 5 gün falan 6 gün yani 4 gün falan oluyordur herhalde. Daha fazla oluyordur. Kesinlikle ama kesinlikle YouTube'la uğraşmak çok çok zevk aldığım şeylerden biri. Çünkü gerçekten video çekmek çok eğlenceli bence. Bana öyle geliyor. O yüzden en zevk aldığım şey kesinlikle video çekmek. Bu kağıdımız da bitti. 15. soru. Burcunuz nedir? Benim burcum Başak Burcu. Ama yükselenimi bilmiyorum. 16. Bir tiyatro oyunu tavsiye eder misin? Bu bana sorulur mu Allah'ın aşkına? Yani hayatımda çok fazla tiyatroya gittim söylemiyorum. Kimseyi kandırmayalım. Yani ben kandırmayayım. Kesinlikle çok fazla tiyatroya gitmedim. Hayatımda 3 kere tiyatroya gitmişliğim vardır. Önerebileceğim. Ah Şu Kafalar vardı bir tane. Evet, Ah Şu Kafalar diye bir tiyatro filmi vardı yani. Tiyatro vardı. Ona gitmiştim. Ah Şu Kafalar diye. Ben en son ona gitmiştim sanırım. Onu önerebilirim ama yani nasıl izleyeceksiniz bir daha? Çünkü internette falan da yok öyle bir şey. Yani yok, cidden yok. Ben bir daha seyredecektim çünkü çok gülmüştüm. Ama yok. Maalesef. Evet. 17. En son okuduğunuz kitap Hayko Bağdat diye bir Türk yazar, yani Ermeni bir yazarın yazdığı Salyangoz diye bir kitabı okudum. Bunu internet araştırın ve kesinlikle alın okuyun. Çok harika bir kitap. 18. Şu sıralar en beğendiğiniz reklam. Çok saçma bir soru ama. Yani kesinlikle bunu hiç düşünmeden cevap vereceğim ve ağzıma takılan sürekli ayakkabı markası olan Flo markasının reklamı. Yani o müzik nedir? Flo, 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 Flo yapıyorlar. Yani bayağı ağzıma takılan bir şey oldu bu. Derste falan böyle yazıyorum. Flo, 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 Flo yapıyorum. Yani bayağı böyle içimden Flo, Flo yapıyorum. Bayağı kötü bir şey bu. Ama en çok da hoşuma giden yani o gibi bir şey. 19. En son dinlediğiniz albüm. Hayri Sezai Ey Aşk diye bir şeydi sanırım. Yani tam ismini bilmesem de o albümü de aldım. Çok çok hoşuma gitti. Hayri Sezai'nin ilk defa bir albümünü aldım. Sanırım ilk albüm bu da. Bilmiyorum. Evet, Hayri Sezai'yi çok takip eden biri değilim. Ama bu son çıkardığı albümünü aldım. En sonki albümünü aldım. Onu dinliyorum. Yani o şekilde. Ve son soru. En sevdiğin şarkılardan tavsiye. En sevdiğim şarkılardan tavsiye. Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Teneke falan öyle bir düet var yani. Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Teneke falan yazın öyle. Çıkardığından çoğunuz biliyorsundur. Neydi adı? Yani adını hatırlamıyorum yalnız. Ciddiyim. Yani o şarkıyı zaten YouTube'da bulursunuz. Daha sonra Rita Ora'nın Black Window. Onun bir kadınla düet yapıyordu. Adını söyleyemedim, hiç söylemiyorum. O kadını da seviyorum ama söylemeyeceğim. Daha sonra ne? Biraz arabesk. Bir tane dinlediğim bir arabesk var ve gerçekten nasılsa gerçekten şarkı ağzıma dolanıyor. Sahici, Bengü Sahici diye bir şarkı. Yani kim, ben sevmiyorum ama ağzıma takılıyor. Daha sonra ve son şarkı favorimi söyleyeyim. O da ne olur? Telefonundan düşünüyorum. Yani telefondaki şarkılardan düşünüyorum. O da Şebnem Ferah Sil Baştan olur. Kesinlikle bayılıyorum o şarkıya. O şekilde. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Yani sizinle soru cevaplamak gerçekten çok eğlenceli. Bana başka sorularınız varsa aşağıya yazın. Bekliyorum. Abone olmak istiyorsanız yani abone olabilirsiniz bana. Kesinlikle abone olun bana. Bu videoyu beğendiyseniz like'a. Beğenmediyseniz yine like'a. Yani beğenmediyseniz tabii ki de zorla güzellik olmaz. Beğenmedim'e basabilirsiniz yani. Unlike. Like'ın tersini bilmiyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. Evet, beğenmedim. Beğendiyseniz beğendim diyebilirsiniz. Evet, kameramızı alalım.
Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kamerayı kapat.